Saha Expo'daki en büyük alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın. TUSAŞ burada iki ana platformunun mock-up'ı, yani birebir modelini sergiliyor. Arkamda görmüş olduğunuz Hürjet eğitim uçağı kırmızı beyaz yeni boyamasıyla, hemen arkasında da Atak 2 helikopteri var. Şimdi niye bunları söylüyorum? Önümüzde tarih giderek yaklaşıyor. Bu tarih nedir? 18 Mart 2023. TUSAŞ'ın hedefi 18 Mart Çanakkale Zaferi Bayramı'nın olduğu gün, bu çok önemli günde, milli muharip uçağın fabrikadan üretiminin tamamlanması, tekerlekleri üzerinde motorları çalışarak, taksi yaparak çıkışının gerçekleşmesi. Bu tabii ki uçmayacağı için daha basit gibi gözükebilir. Ama ikinci ve üçüncü önemli olaylarda Hürjet'in ilk uçuşunun yapılması ve Atak 2'nin ilk uçuşunun yapılması. Aslında havacılık olarak baktığımız zaman bir tarih söylemek gerçekten zor bir iş. Her şey hazır olabilir ama o gün hava kapalı olabilir. Bu konuyla ilgili soruları TUSAŞ'ın genel müdürü Profesör Doktor Temel Kotil'e soracağız. Ve arkasından da neler yapılıyor, bu projelerdeki son durum nedir, Temel Bey'in röportajında birlikte izleyeceğiz. Çok kısa iki sorum olacak. Hemen hazırsanız başlayalım. Muhtemel herhalde bu 18 Mart 2023 tarihi için Milli Muharip Uçak üretim hattında herhalde odanızı kurdunuz. Bence orada yatıp kalkıyorsunuz. Gerçekten 18 Mart için nasıl durumunuz? Bir son bilgileri alalım sizden. Tabii şimdi bizim program aynen devam ediyor. Şu anda imalatı gerçekleşiyor. Şimdi imalat olunca fiziksel olarak dokunma şansımız var, buna nasip oluyor. Aslında buzdağının altındakiler bitti. Yani tasarımlar, resimlerin release edilme diyoruz, onun serbest bırakılması. Allah'ın izniyle yakında zaten inşaat takımları üzerine bağlanıyor. Section şeklinde yapılıyor. Şimdi bir şeyin altını şunu çizmek lazım. Eğer biz soğuk savaş döneminde bunları yapıyor olsaydık, 1960'tan bahsediyorum, işimiz çok zor olurdu. Çünkü o zaman o kadar bilgiler geçirgen olmuyorlar. İnternet yok. Ondan sonra birçok şeyi mühendisler filan yerden bakabiliyorlar. Şimdi bakınca tabii esinleniyor. Esinlenince makinenin başına oturunca tak geometri çıkıveriyor. Bir de tabii şu anda TUSAŞ'ta altyapıları hemen hemen tamamladık. Bilgisayarsa 50 bin çekirdekli bilgisayarımız var. Bu bayağı çok çekirdek. Neden bu çekirdek önemli oluyor? Çünkü büyük analiz yaptığınız zaman, yani bütün uçağı simüle ettiğiniz zaman makinenin büyük olması lazım. Ki makul bir süre size sonuç versin. Yoksa bir yıl beklerseniz o zaman da olmaz. Rüzgar tünelimiz bitmek üzere. Mekanik testle ilgili testlerimiz, yıldırım testlerimiz. Yani aslında TUSAŞ'ta biz, siz de bir milli muharebe Hürjet'i göreceksiniz ama arkasında çok şey oldu. Yeni tesisler geldi, imalat yetenekleri geldi, test yetenekleri geldi ve en önemlisi de insan geldi. 1200 mühendis, şu anda 6000'leri tıklamaya başladık. İyi bir sayı ya. 1200'den 6000 iyi bir sayı. Ve bunların her biri yetişiyorlar. Şimdi tabii mühendis işi almak çok zor değil. Yani beğenirsin, imtihan yaparsın, alırsınız. Ama o bir yıl, iki, üç yıl geçtikten sonra olgunlaşıyor. Ya bence en büyük servetimiz insanlar. Tabii 18 Mart'ta belki Milli Muharip oradaki törenin daha kolay bir parçası ama Hürjet uçacak, Atak 2. O durumda neyiz? Bir de insanlar soruyor. Acaba hava kapalı olur? Mesela ilk uçuş olabilir mi? Havacılık bu sonuçta. Yok. Uçuş emniyeti birinci madde tabii ki. Siz çok çok daha iyi biliyorsunuz. Tabii 18 Mart bizim için bir hedef tarihi tabii ki. İki gün önce, iki gün sonra olur. Ama tabii biz bu uçakları öncesini hazırlayacağız. Yani onu bilin. Yani 18 Mart Çanakkale Zaferi. Bizim için önemli olan o. Biz zaferimizi hediye etmek istiyoruz bu uçaklara. Önemli olan da o. Bir taraftan da çok merak ediyorlar. Hemen sizi yakalamışken soralım. Hürkuş var. İlk TUSAŞ'ın yaptığı uçak. Galiba siz Türk Silahlı Kuvvetleri önce Afrika'da müşteriler sıralara girmeye başladılar. Önce teslimat yapıyorsunuz. Evet. Türk Hava Kuvvetleri'ne ne zaman envantere gider? Çünkü o da bizim için bir prestij sizler için. O da onu hazırlığımız da var. Yani onun üretimde devam ediyor. Aslında şu anda yalnız TUSAŞ özelinde değil, yani bütün Türkiye özelinde savunma sanayinde bir devrim var. Benim diğer şapkam da İhracatçılar Birliği Başkanıyım. Bu yıl 4 milyar doları geçeceğiz Allah'ın izniyle. İyi bir rakam.
Bir önceki yıla göre %30 gibi, bu yönetim kurulumuz vardı SSİ'nin, %30 gibi bir artış var bir önceki yıla göre. Tabii bir önceki yılda da bir önceki yıla göre %30 var. Demek ki şöyle eksponansiyel giden bir durum var ortada. Bence şu anda gözü ihracata çevirmemiz lazım. Ülkemiz savunma seçimi buna yapacağız. Hurkuş'tan başladığınız için. Yani dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Neden? Ürünlerimiz yeni, sahada test edilmiş. Allah silahlı kuvvetlerimizden razı olsun. Güzel kullanmış bunları. Biz onlar için varız aslında. Ve bütün dünyada bunu görüyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını görüyor. Bu başarı da askerimizin emeği sonsuz. Şehitlerimize Allah rahmet etsin. Ama bu ekipmanlar, amin, Gazze'mize Allah yardım etsin, sağlık versin. Ama bu ürünler de yani işe yarıyorlar. Bunu biliyorlar. Dolayısıyla aslında şu anda bence savunma sanayinde ihracat dönemi. İhracat. Daha çok bize ihracat soracaksınız. Hürkuş o zaman ihracı olarak ben buradan şunu çıkardım. Afrika'ya doğru başlıyor. Arkasından teslim ediyoruz şu anda. Ne zaman bir tarih var mı acaba? Bu yıl içinde 5 tane teslim ediyoruz. 5 tane. Gerisi de gelsin diyoruz. Geliyor. İhracat başarılarını zaten insansız hava araçları, parça üretimi orada zaten TUSAŞ'ı yüksekten uçuruyorsunuz. Şimdi az önce dedim ya, kuvvetlerimizi kullanması bu cihazlar. Bir de tabii biz yeni yaptığımız için böyle bir lojistik destekte de çok yakışıklı davranıyoruz. Yani sonuçta biz Türkiye'yiz. Yani Türkiye destek olmak istediği zaman olur. Onu yapıyoruz. Onunla değer veriyorlar. Şu fuarda bize zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. İyi fuarlar diliyorum. Kolay gelsin efendim. İyi yayınlar. İyi yayınlar.